Merhabalar arkadaşlar. Yardımcı Öğretmen kanalında yeni bir ile yine karşınızdayız. Bu videomuzda 7. sınıflar için tam sayılarla çıkarma işlemi konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Toplama işlemini daha önceki videomuzda yapmıştık. Kartlardan da yine yukarıdaki i butonundan da bu konuya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi çıkarma işlemi önemli arkadaşlar. Çünkü önemli püf noktalarından bahsedeceğiz. Tam sayılarla çıkarma işlemi eksilen sayı ile çıkan sayının ters işaretlesini toplamak demektir. Mutlak değerli sorularda önce mutlak değerin cevabı bulunur. Şimdi bunu örnekler üzerinde ne demek istediğimizi bir izah edelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle öncelikle buradaki işlemleri bir inceleyelim. Şimdi eksi 18 eksi eksi 17 demiş. Şimdi arkadaşlar biz aradaki işaret eksi ise hiçbir zaman bu işlemi yapamayız. Ne yapmamız gerekiyor? öncelikle öncelikle bu işareti artıya çevirmemiz lazım. Yani çıkarma işlemini toplama işlemini çevirmemiz lazım. Peki nasıl yapacağız bunu? Bunu şu şekilde yapıyoruz. Eğer ki iki tane eksi yan yana gelmişse eksi yan yana gelmişse ilk sayıya hiç dokunmuyoruz. Eksi 18 ancak iki tane yan yana gelen eksi arkadaşlar ikisini de artıya çeviriyoruz. Artı 17'ye dönüşüyor. Buradan da Eksi 18 artı 17. Artık toplama işlemine döndü ve işlemimizi yapabiliriz. Peki nasıl yapıyoruz bunu? Şimdi bakıyoruz parantez içindeki işaretlere. Birisi eksi birisi artı. Zıt işaretli olduğunda ne yapıyorduk? Sayıları birbirinden çıkartıyorduk. 18'den 17 çıktı. 1 e, büyüğün işaretini o, e, yanına yazıyorduk. Eksi 18'in işaretini o zaman ne yapıyoruz? Başa yazdık eksi 1 oldu. Gelelim diğerine hemen aynı şekilde. Bu defa dikkat et buradaki eksi değil. Şimdi buraya artı geldiği zaman ne yapacağız? Arkadaşlar buraya artı geldiği zaman yine ilk sayımızı aynen yazıyoruz. Amacımız bizim aradaki işareti artı yapmakta, Eksi ise işlem yapamıyordum. Buradaki artıyla dışarıdaki eksi yer değiştiriyorum. Aradaki işaret artı. içerideki ise eksi 4 oldu. Şimdi işlemimi artık ne yapabilirim? Yapabilirim arkadaşlar. parantez içindeki işaretimiz artı. Burada ise eksi birbirinden farklı. O zaman 9'dan ne yapıyorum? 4'ü çıkartıyorum. 5. Büyüğün işaret olan artıyı da ne yaptım? Baş kısmına yazmış oluyorum arkadaşlar. Geldik buraya. Burada dikkat edin. Yine yan yana ne gelmiş? Eksi gelmiş. Bir de en baştakinin yanında artı veya eksi herhangi bir şey yok. Eğer hiçbir şey yoksa yanında arkadaşlar bu artı demek. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani burası neymiş o zaman? Artı 12 imiş. Sonra geliyoruz diğerine. Eksi eksi 13'müş. Aradaki işaret eksi ise işlem yapamıyordum. Ama yan yana iki tane eksi gelmişse. Şöyle iki tane eksi gelmişse arkadaşlar. Şöyle bir gülen yüz çiziyorum. Yani ikisinde ne yaptı bu? Artıya çevirdi arkadaşlar. Gülen yüz diye de aklınıza kodlayabilirsiniz. Ne oldu bunlar? Artıya döndü. Şimdi artık toplama işlemine dönüştüğüne göre işlem. Buradan sonucuma ulaşabilirim. Parantez içindeki sayılara bakıyorum. E, artı. E, bu da artı. O zaman sorun yok. Aynı işaretli ise topluyorum. 12 ile 13'ü toplarsam 25. İşaretimiz artı olduğu için yine başa artı yazdım. Geldik diğer sorumuza. Evet. Şimdi bunlarda nasıl yapacağız? Normalde 9'dan 8'i çıkarınca 1. Ama bunu bu şekilde yapmayacağız arkadaşlar. Çünkü aradaki işaret tam sayılar konusunu işlediğimiz için aradaki işaretimiz bizim eksi. Bunu artıya çevireceğiz. Bunu nasıl artıya çevireceğiz? Öncelikle ilki aynen yazıyorum. Artı 9 bu. Tamam. Şimdi eksiyi de yazıyorum. Arkadaşlar hani bir sayının yanına herhangi bir şey yazılmamışsa artı değil miydi? Şöyle kapatırsam burayı sadece 8'miş gibi düşün. Bunun işlemin eksisi bu. Sadece 8 gibi düşün. Yanına artısı yazılmamış. O zaman parantez açıyorum. Artı 8 yazıyorum. Buradan yine gördüğünüz gibi dış taraf eksi işlemi yapamıyorum o zaman. Ne yapıyorum yine? Artı 9'umu yazdım. Bu defa işaretlerimi yer değiştiriyorum. Artı eksi 8 oluyor. Artık işlemimi yapabilirim arkadaşlar. Artı 9, eksi 8 işaretlerimiz farklı. 9'dan 8'i çıkardık. 1, büyüğün işareti artı olduğu için artı 1 sonucuna ne yaptık arkadaşlar? Buradan ulaşmış olduk. Gelsin yeni sayfamız. Şimdi burada çoklu işlemler var. Bunları nasıl yapacağız ona bakalım. Öncelikle bakıyorum. Eksi 15, eksi, eksi 8 artı Eksi 4. Bir kere aradaki işlemin işaretlerine bakıyorum. Bunların artı olması lazım. Artı değilse öncelikli olarak bunları artıya çevireceğim. Şimdi baktım. Eksi eksi yerlere geldiğinde ne yapıyordum? Gülen yüz yapıyordum. Artı artıya dönüyordu. Burası zaten artı olduğu için herhangi bir işlem yapmama gerek yok. Şimdi burada artık işaretlere göre toplama çıkarma işlemlerimi yapacağım. Eksi. Öncelikle şu ikisini yapayım. Bununla bunu yapayım. Eksi 15 artı artı 8 oldu. İşaretler farklı. O zaman ne olacak arkadaşlar? 15'ten 8'i çıkaracağım. 7. Buradaki büyük olan sayı 15 olduğu için işarete bakmadım, bakmadan söylüyorum. Ee, onun işaretini koyuyorum yanına. Eksi 7 oldu. Burada işlemimiz artıydı. Diğeri de eksi 4. Parantezin içine bakıyoruz. Eksi mi? Eksi. Burası eksi mi? Evet. İşaretlerimiz aynı. O zaman sayılarımızı topluyoruz. 7, 4 daha 11'i yapıştırdım. İşaretimiz aynı olduğu için başa da yine eksimizi koyduk ve eksi 11 sonucuna ulaştık. Evet. Mutlak değer. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Mutlak değerin özelliği şuydu. Sayıların iki tarafına konulan şöyle dik bir çizgiydi arkadaşlar. Altıda da görmüştünüz bunu. Şimdi mesela diyelim ki içerideki sayımız eksi. Negatif olsun pozitif olsun hiçbir şekilde fark etmiyor arkadaşlar veya şöyle 6 olsun bunun ikisi de dışarıya artı da olsa eksi de olsa ikisi de artı 6 olarak çıkıyor. Böyle sorularda da en başta okumuştuk öncelikle mutlak değerleri yapın diyordu öncelikle mutlak değer yapalım mesela burada e mutlak eksi 4 demiş. Bir kere ilk işimiz bunu artıya çevirmek olacak. Artıya çevirdiğimizde de bizim dışarıdaki mutlak mutlak ifademiz kalkmış oluyor ve bu normal artı döndü, dörde döndü ve ben burada parantezi koydum. Mutlağa kaldırdım. Artı, burası da artı 12 imiş arkadaşlar. Eksi, burası artı 7 olduğu için zaten dışarıya da artı 7 çıkacak. Tamam, şimdi burada işlemi yapabilir miyim? Burada bir eksi var. Uyanıyorum hemen. Dikkat edelim. Öncelikle bu ikisinin işlemini yapabilirim. Aradaki işaret artı olduğu için parantez içindeki işaretler de artı. O zaman bunun ikisini topluyorum. 16 yaptı. Artı 16 tabii ki. Aradaki işaret ne arkadaşım? Eksi artı 7. Şimdi burada işlemi yapamam. Aradaki iş, işaretini ne yapmalıyım? Artıya çevireceğim. O zaman ne yapacağım arkadaşım? Artı 16 aynen duracak. Burada bu işaretlerin ikisini yer değiştireceğim. Artıyı araya aldım. Bu artı içerideki sayının yanına geçti. Böylece artık aradaki işareti toplama işlemine çevirdiğim için işlemi yapabilirim. 16'dan 7 çıktı. Çünkü işaretler farklı. 16'dan 7 çıkınca arkadaşlar 9. İşaretimiz artı. Artı 9 sonucuna ne yaptık? Buradan ulaşmış olduk değerli arkadaşlar. Ve o zaman hop hırla yeni sayfa Evet sayma pulları. Şimdi arkadaşlar sayma pullarıyla biz bu işlemleri nasıl göstereceğiz ona bakalım. Şimdi öncelikle burada benim artı 6 tane pulum varmış. Önce artı 6 tane pul yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane pulumdan benim 6 tane pulumdan arkadaşlar ne yapmamı istiyor? 4 tane pulumu çıkartmamı istiyor. Tamam. 6 tane pulum vardı benim. Yine çiziyorum. 1 2 3 4 5 6 tane pulum vardı arkadaşlar. Bu 6 tane pulumun içerisinde benim 4 tanesini ne yapmamı istiyor? Dışarı çıkartmamı istiyor. Eksi demek dışarı çıkart demek. Buradan hop dışarı çıkardığımızda böyle okla gösteriyoruz arkadaşlar. E buradan 4 tanesini dışarı çıkardığımda içeride kaç tane kalır arkadaşlar? 1, 2 tane kalır. O zaman artı artı bu şekilde ne yapıyorum arkadaşım? Göstermiş oluyorum. 6 tane pulum vardı. Artı 6. Bunun 4 tanesini 6 pulun 4 tanesini dışarı çıkarmamı istiyor. Ee, 6 tanenin 4 tanesini dışarı çıkartınca içeride kaç tane kalır? Kutunun içinde 2 tane kalır. Onu da sonucuma ne yaptım? Yazdım arkadaşlar. Gelsin o zaman pullarımıza devam edelim. Şimdi burada ne varmış? Eksi 3 tane pull varmış. Benim bu eksi 3 pullun içinden eksi 5 tanesini çıkarmam istiyor. Ama elimde o kadar yok ki. Eksi 3 burası. Nasıl olacak bu iş? Önce bir eksi 3'ümü bir yazayım. Eksi, ü, eksi pardon eksi 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 3 tane eksi pulumu yaptım. Ben bu eksi 3 tane pulun içerisinden nasıl olacak da e, eksi 5 tane pul çıkaracağım. Çıkaramam yok çünkü burada o kadar. Ben işte burada bunu bu pulları tamamlayabilmek için arkadaşlar sıfır çifti ekliyorum. Sıfır çifti dedim. Daha önce anlatmıştım bunu ben toplama işleminde. Sıfır çifti demek bir artı bir de eksi pul. Bu ikisine bir tane sıfır çifti deniyor arkadaşlar. Sıfır çifti. Ben şimdi burada elimde eksi üçüm var mı? Var. Ben ne elde etmeliyim buradan? Eksi beşi çıkartabilmeliyim. Benim kaç tane eksiye ihtiyacım var o zaman? 2 tane. Ha, o zaman 2 tane sıfır çift ekliyorum buraya. 1 2 Tamam. Şimdi ben içeride sıfır çiftimi oluşturdum mu? Ve eksi 5'imi bulabiliyor muyum artık burada? Bulabiliyorum. O zaman ne yapıyorum arkadaşım? Getirelim buraya. Eksi, eksi, eksi. Diğerinde farklı bir renkle yapalım. Eksi, eksi, sıfır çiftlerimle iki tane de böyle artım oluşmuş oldu içeride. Çünkü sıfır çifti demek arkadaşlar. Ne demek? İçerideki e, bir artı bir eksiye biz bir sıfır çifti diyoruz. Şimdi buradan benim ne yapmamı istiyor? 5 tane eksi pulu dışarı çıkarmamı istiyor. Beş tane eksi pulu işaretli aslanım. İşaretli hop dışarıya. Ne kalır geride ben bunları atarsam dışarıya? 2 tane artı pul kalır. Doğru mu? Artı artı. Dikkat et sonucum ne? Artı 2. Ben ne buldum? Artı 2. O zaman işlemimizi ne yaptık arkadaşlar? Doğru yaptık. Dikkat edin bak. Burada içeriden çıkaramayacağım kadar eksi pul varsa veya artı pul varsa içinden çıkartamıyorsam sıfır çift ekliyorum. Tamam mı? Çünkü bunun ikisi birbirini götürdüğü için sıfır demek bu. Yani ben buraya eklesem de işlemin sonucunu değiştirmemiş oluyor. Amaç benim burada şu çıkarabileceğim e, sayıyı oluşturabilecek kadar içeriye ne yapıyorum? Sıfır çifti ekliyorum arkadaşlar. Gelelim diğerine. Burada bakalım. Artı 4'ten eksi 4 çıkarmamı istiyor. Şimdi artı 4'ü yazıyorum. Bak. 1 2 3 4 tane artı pulum var. Dikkat et. Bunun içerisinden eksi pul çıkarmamı istiyor. Var mı burada eksi pul? Yok. O zaman ben ne yapacağım? Burada 4 tane eksi pul oluşturmalıyım. O zaman ne yapacağım arkadaşlar ben buraya? Eksik olan kadar içeriğini eklemem lazım o zaman? Tabii ki sıfır çifti eklemem lazım. Yani 4 tane eksi pul oluşturacak kadar sıfır çifti eklemem lazım. Ekleyeyim. Onu da burada yapalım. Artı. Başlangıçtaki aynen yazıyorum. Evet. Şimdi ben buradan 4 tane eksi pul çıkaracağım. Aklımda o var. Tamam. O zaman onu da yanına başka renkle yapalım. Şimdi artı eksi. Bir tane sıfır çift ekledim. Artı eksi artı eksi artı eksi. Sıfır çiftlerimi ekledim mi? Ekledim. Şimdi ben buranın içerisinde şu çıkarabileceğim sayı kadar eksi pul oluşturdum mu? Oluşturdum. Dikkat et. 4 tane eksi pul var. O zaman ne yapıyoruz? Hop. Bu eksi pulları 4 tane eksi pulu şu dışarı çıkar demek arkadaşlar. Çıkar. Ne yapacağım kutucuğun içerisinde bu? Dışarı çıkaracağım. Ben bunu dışarı çıkardığım zaman geride ne kalıyor arkadaşlar? Sadece artı pullar kalıyor. 1 2 3 4 5, 6, 7 ve 8. Böylece ne yapmış oldum arkadaşım? Bunu da sayma pullarıyla yukarıda vermiş olan işlemi oluşturdum. Dikkat et sonuçta 8 tane pulumuz var. Burada da yine artı 8 tane pulumuz var. İşlemimizi doğru yapmışız demek ki. Evet. Şimdi arkadaşlar burada da bizim e, bu işlemi sayı doğrusu üzerinde göstermemizi istiyor. Öncelikle arkadaşlar çıkarma işlemlerini sayı doğrusunda gösterebilmek için öncelikle çıkarma işlemini toplama işlemine çeviriyoruz. Çok önemli çıkarma işlemini toplama işlemine çeviriyoruz. Dikkat et burada önce burada çevirelim. Eksi 3 eksi eksi 5 ne oluyordu böyle olunca? Birinci sayı aynen yazıyorduk eksi 3'ü. Diğer ikisi artı artı 5 oluyordu. Doğru mu? Evet. Şimdi geldik. Sıfırı koyduk. Şuraya eksi 1. Buraya eksi 2. Buraya eksi 3. Buraya eksi 4 yazalım. Yeter herhalde. Buraya artı 1. Buraya artı 2. Buraya artı 3. Buraya artı 4. Buraya artı 5 yazalım. Bir deneyelim. Öncelikle benim ne yapmam istiyor arkadaşlar? E, sıfırdan bir eksi 3'e gelmem lazım. Çünkü ilk sayım bu. Hop. Eksi 3'e geldim. Sonra eksi 3'ten de 5 birim artı yönde gitmem lazım. Tamam. Artı yönde gideceğim. Kaç birim? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yani buraya kadar geleceğim. Hop. Buradan ne yapıyorum? Buraya gelmiştim. Buradan okumu yine getirdim, 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 getirdim. Artı 2'ye getirdim. Ve 5 birim oldu mu? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Artı 5 gitmiş oldum. Şimdi o zaman en son okum nereye geldi arkadaşlar? 2'nin üzerine geldi. 0'dan da 2'ye bir ok çiziyorum. Ok en son nereye geldiyse işlemin sonucu odur arkadaşlar. 0'dan da 2'ye gelerek işlemin sonucunu ne yapmış oldum burada gösterdim. Ne yaptım? Önce toplama işlemini çevirdim. Daha sonra 0'dan eksi 3'e geldim. Birinci sayı eksi 3 olduğu için başlangıcım benim hep 0. 0'dan eksi 3'e geldim. Sonra eksi 3'ten 5 birim artı yönde ilerlemek demek bu. Yani buradan direkt şey değil. Bazıları şöyle düşünüyor. Artı 5'e kadar gideceğini düşünüyor. Hayır. Bu en son olduğu sayıdan okun olduğu sayıdan 5 birim artı yönde gitmek demek. 1, 2, 3, 4, 5 birim 2'ye geliyor. O zaman ne yaptık? 2'ye getirdik. Okun en son olduğu yerle sıfırın olduğu konumda işlemin sonucu demek. Sıfırdan da 2'ye doğru geldiğimizde de işlemin sonucu ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu soru sıra sizde sorusu. Cevabınızı yorum bölümüne yazıyorsunuz ve ilk doğru gelen cevabı arkadaşlar başa sabitleyeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar bir videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Yardımcı öğretmen Instagram sayfasından da bizleri takip ederek hem bize destek olabilirsiniz hem de Oradaki de canlı yayınlarımızı kaçırmayıp daha başarılı olabilirsiniz arkadaşlar. Bizim yapmaya çalıştığımız etkinlikleri, faaliyetleri yine Instagram üzerinden paylaşmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.